Herkese merhabalar arkadaşlar. Okap Gaming'deki Hacı Eminiz yine iş başında. Ben Muaz ve bugün sizlerle beraber yepyeni bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayız. Karşınızdayım pardon hallemi yok. Yalnızım. Evet konumuz daha doğrusu baya bir çok konum var. Kısa kısa konuşmaya çalışacağım bu konular hakkında. Artık ne kadar kısa olur bilmiyorum da. Dinlerseniz sizin avantajınıza. Dinlemezseniz artık yorum falan yazarsınız. Cevap beklersiniz diğer arkadaşlardan. Evet. Burada ilk defa not aldım kendime. Unutmayayım diye bir şey. Şimdi ilk öncelikle Hexit Rust niye gelmiyor diye baya yorumlar geliyor. Yani şu 1-2 haftadır baya arttı bu. Soruların yorumlar yani arttı baya. Bunun cevabı da zaten e, bir yerde herhalde bir yorum mu yazmıştım yoksa facebook'ta mı yazmıştım. Hexit ile Rust niye gelmiyor diye bir bilgilendirme videosunda paylaşacağım diye sizlerle. Şimdi Rust'taki e, sebep niye bitti seri, niye video gelmiyor e, onu da söylemiştim sanırım bir Rust videosunun altında da. Herkes görmediği için yine tekrarlayacağım. E, evimize çok çöktüler. Yani şöyle <laughs> hazırlıyor yani evimize bir kere çökmüşlerdi en son videoyu çektikten 2-3 gün sonra sanırım tam e, emin değilim yalan olmasın e, evimize çöktüler Ondan sonra işte bir toparlamaya çalıştık. Bayağı bir uğraştık. 3-4 saatimiz gitti işte. Ev işte tahta topla, duvarları yine inşa et. Demir işte kapıları falan yap. Git biraz eşya topla. Sıfır eşyamız vardı. Bir de öldük üstüne. Ee, hadi toparladık filan. Yarın veya işte ertesi gün yine çekeriz filan demiştik. Hayda bu sefer de yine girdiğimizde eve yine çökmüşler. Yine her şey gitti. O kadar silah falan bulmuştuk, yapmıştık, etmiştik. Bu sefer yine gitti eşyalar. Ee, biraz tabii ki moralimiz bozulmaya başladı. Yani rastan yine sıkılmaya başladık işin gerçeği. Hadi dedik yine bir daha deneyelim ama ondan sonra hemen ertesi gün çekelim falan dedik. Ulan yine yaptık. Ertesi gün video çekmeye giriyoruz. Yani bir de işte duvarları refresh ediyoruz ya falan işte eşyalar yapıtlar falan kaybolmasın diye. Bir girdim yine her şey gitmiş ölmüşüm. Bundan dedim ben böyle rastla uğraşmam dedim. Çünkü gerçekten çok vakit alıyor. Rast çekenler işte Ahmet Aga var. Bizden sonra çekmeye başlamıştı. O çoğunlukla onunla ilgileniyor. Ondan dolayı da işte onu izleyin çok rast istiyorsanız yani söyledi için çok e, tavsiye ediyor gibi durmayayım da hani rast şu an herhalde çok çeken yok bir o var diye hatırlıyorum ben kafamda o var birkaç kişi daha olabilir tam emin değilim. E, Uğur Gaming rast oynamayacak artık yani gerçekten bu arkadaşlar için bir hadi dedik bir son sezon yapalım e, arkadaşların işte hevesini kırmayalım diye filan dedik ama gerçekten olmuyor yani sürekli de aktif olamıyorum ben hani çok nasıl diyeyim hani böyle ilk ilk heves öldü yani o ilk heyecan tutku rastın öldü çünkü hani oynadık 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 işte birkaç yani o sezon bittikten sonra birkaç eve daha çöktük filan ama hani sıkıcı olmaya başlıyor ondan dolayı yani bilmiyorum rast eski hevesi yok ondan dolayı hani Sizler için oynadık ama hani böyle canımız sıkılıyor yine mi rastlan, hadi gel çekelim falan gibi değildik. Yani severek oynadık, severek çektik rastı ama yani yine aynı şeyler yani evimiz o oh kadar çok çekmeye başladılar ki artık gerçekten sıkıldık. Ee, olay budur. Ee, onun için de özür diliyorum gerçekten. Yani bir sezon söz vermiştim, hallelimi söz vermiştik. Ee, maalesef onun yerine getiremedik ondan dolayı sizden. Özür diliyoruz. Ee, ondan sonra The Forest. Aslında biz The Forest'i bekliyorduk. Öyle de diyeyim. Biraz galiba bayağı uzun bir bilgilendirme videosu olacak. Biraz muhabbet de etmek istiyorum işin gerçeği. Şu sonuçta hani arkadaşlar yani siz bir şeyler yazıyorsunuz, ediyorsunuz. Ee, kısaca yorumlar geliyor. Yani cevaplar geliyor bizden veya hiç gelmiyor. Çünkü herkese yazamıyoruz. Yani genelde öyle oluyor. Ee, zaten yakında da bir vlog çekmeye çalışacağız Hallemiyle böyle bir saatlik filan bayağı muhabbetli işte soruları Cevaplayarak Bu da şimdi biraz herhalde ön ısınma olacak gibi Evet en son ne dediğimi, hangi konuda bahsettiğimi hatırlamıyorum. Onun için Rust'u bu şekilde kafat... Ah eh, pardon, şimdi aklıma geldi yine. The Forest diyordum. Ee, The de aslında bekliyorduk hallemiyle. İşte Windows olsa bile falan indiririz, yaparız bir şeyler falan dedik. Ama sonra o da Single Player çıktı. O biraz bize <laughs> hisrana uğrattı gerçekten. Onun da bayağı ümitliydik. Güzel bir oyundu. Gerçekten de güzel oyundu yani. Baktık ettik bayağı. Ben baktım... Ee, çekenlere işte bizim Hasan da çekiyordu. Onlara da bakıyordum. <laughs> Ama başka çekenlere de baktım ettim. Bayağı güzel, hoş oyun. Oynanabilirdi yani gerçekten. Velhasıl geçelim Hexit'e. Hexit'te şindik Hexit'te gelmiyor bayağıdır biliyorsunuz. En son Hallem'iyle çektik ettik. Hallemi bizi terk etti. Yaramız büyük. Ondan dolayı işte biz de sarhoşlar gibi. Oradan oraya içe içe sürükleniyoruz dermişim. Tabi değil. Hallemi gitti. Ee, yani Hexit'te daha yapılacak yani 4-5 mod daha var işin gerçeği. 4-5 modda çalışabilirim. Yani güzel modlar var. Şöyle diyeyim. Sanırım bir 10 yani istesem 10 video çekebilirim. o kadar malzeme daha var. Yapmadığım şeyler var. Belki 15 de olabilir. 10 ama kesin olur diye düşünüyorum en son işte kanlarla ruhlarla falan uğraşıyorduk mesela ondan sonra işte şey şey yapmak istiyordum mob spawner kendi otomatik mob spawner filan yani 5-10 video çıkardı yine ama zaten şu bu aralar şimdi okullar bir de başladı biliyorsunuz yani izlenmeler için hafif hafif azalacak yine öyle eskisi gibi Öyle bir 4005 izlenme gelmez. Hexit'te işte zaten hani bayağıdır çektim. Bayağı da eğlenceliydi. Daha çok dungeon odaklı yani daha çok adventure odaklı, macera odaklı oynadım Hexit'i. Yani öyle survival tarzında değil oynamadım. Yani ne bileyim farm yapma işte stratejik stratejik hareketler falan yoktu yani genelde öyle kafamı ne esiyorsa biraz önceden hazırlanıp çekiyordum ediyordum işte Dungeon'lara falan gidiyorduk. Zindanlara gidiyorduk işte. Öyle geçti biraz. Ee, ondan dolayı Hex'i e devam etmek istemiyorum. Zaten e, biliyorsunuz e, Haftada bir video gelecek. Pardon haftada diyorum. Hafta içi bir video koymayı düşünüyorduk. E, bugün çektiğimiz günde Çarşamba. Dün mesela koymadım video. Çünkü bu Star koydum mesela 2000 izlenme bile olmadı daha yani bu hafta sanırım her gün gelmeyecek gibi çünkü çoğu yani çoğu işte okul kaydı olmadığı falan filan hani belki okul işleriyle çok ilgileniyor arkadaşlar şu an ondan dolayı herkes izleyemiyor ondan dolayı azar azar koyacağım bakacağım duruma göre baktım yine izlenmeler artıyor belli bir seviyeye geliyor ondan sonra yine her gün video koymaya başlayacağım. İşte hafta sonu iki tane video. Ee, Exit bu kadar, Rust bu kadar, video konuları işte bu kadar. Serilerimizi biliyorsunuz zaten. Left 4 Dead, Starbound, e, Super Mario kardeşleri. Ondan sonra Survival var. Survival'da haftada bir koymayı düşünüyoruz artık. Yani önceden iki koymayı düşünüyorduk. Hatta ilk e, nasıl diyeyim? Yani survival ikişer koyduğumuz haftalar da oluyordu. Ama survival bar yani gerçekten çok zaman e, isteyen bir şey. O da bizde her zaman olmuyor. Bilhassa şimdi okul dönemlerinde çok az olacak. Yani biliyorsunuz canlı yayını takip edenler, canlı yayına katılanlar sinema için mesela hazırlık 4 saat sürdü arkadaşlar. Yani <laughs> hazırlanması, planlanması, eşyaları getirme falan filan çok uzun süren şeyler. Bunları tabii ki siz videoda görmüyorsunuz. Videoda gördüğünüz her şey hazır löp löp yapıyoruz kreatif gibi. Hani <laughs> ona biraz benziyor. Ama öyle değil işte arkasında bayağı emek var. Buna rağmen yine bazen saygısızca yorumlar gelebiliyor. onlar da gerçekten yani insana delirtiyor böyle. Hani için çekiyorum ki acaba baksana adam hani adam anlamıyor adam istiyor tek. Ama arka planda acaba yapabilir mi? Hani ne kadar vakit harcıyor falan çok umurumda değil. Yani gerçi onları da hani öyle tarz insanları da zaten bu aralar çok takmıyorum. Ee, survival dediğim gibi e, devam edecek. Ondan sonra Pixelmon. <laughs> Pixelmon aslında onu da konuşacaktım. Ona gelmeden önce işte Pixelmon da gelecek. Başka ne eksik? Feed the Beast. Feed the Beast de bayağıdır gelmiyor. O da gelecek arkadaşlar. Başka hangi serimiz kaldı? Mountain Blade. Efsanevi serimiz tabi. <laughs> bazıları için bazıları için çok eğlenceli değil ama Mountain Blade'i bayağı seviyorum. işin gerçeği en sevdiğim serilerden, oyunlardan biri. Mountain Blade hakkında da hemen kısa konuşacak olursam. Ha yok onu da da konuşmayayım. İlk önce hangi seri daha kaldı? Ee, bakayım bir şey eksik söyledim mi? Bir de macera haritamız Shards of the Void. Zaten serileri biliyorsunuz. Ben yine de söylemiş olayım. Bunlar devam edecek. Haftada işte hepsinden büyük bir ihtimalle birer tane koy koyabileceğiz. Öyle gözüküyor. Pixelmon ile Hak, yani Fixman hakkında konuşacak olursam Fixman da işte bayağıdır gelmiyor biliyorsunuz. Yani aslında böyle ne, nasıl diyeyim hani bir şey yapmak istiyoruz. Hep böyle bir aksaklıklar geldi bu 2-3 hafta içerisinde. Gerçekten sinir bozucu bir durum. Ee, ondan sonra bazı arkadaşlar günlük video falan filan diyorsunuz. Koymuyoruz etmiyoruz falan filan diye yorumlar da geliyor. Canımı sıkıyorlar. Arka planda hiçbir şey görmedikleri için. Sadece hani yani orada da gerçi kızamam gel yani çünkü hani görmüyorsunuz bilmiyorsunuz e biz de bilgilendirmiyoruz yani ben gerçi Facebook'tan çoğunlukla yazmaya çalışıyorum ama olmuyor hani bazıları görmüyor onun için yorum yapıyor bazıları görüyor başka adamların yorumlarına cevap yazmıyor biz de yazmıyoruz bazen falan filan Pixelmon'a gelecek olursam Pixelmon'da işte haritayı yapan arkadaşlarımız vardı onlar işte o arkadaşlar bıraktı Ondan sonra yeni bir grup yapmaya çalışıyorum. Ama sanırım o da olmayacak gibi. Büyük bir ihtimalle Pixelmon'un normalden den yine başlayacağız. Normal. Klasik Pixelmon oynayacağız. Kendimiz yapacağız büyük bir ihtimalle. Belki ne bileyim hani şey yaparız. Aynı o hatırlarsınız ikinci sezondu galiba değil mi? Hani kendi arenamızı yapmıştık. Onun tarzında bir şeyler yapmayı deneyeceğiz Bakalım hani kendimiz e, Pixelmon dünyamızı e, Sezon içerisinde Yani seri içerisinde yapmaya Çalışacağız Tabii ki belki hani kendimiz Antrenörleri koyup arenalar yaparız Bilmiyorum e, Çok mantıklı olmaz büyük bir ihtimalle mesela Antrenörleri mazluma yaptırırız ki Pokemonlarını falan filan bilmeyiz ama Belki arenaları kendimiz yaparız Öyle küçük e, çaplı arenalar Yaparız ama normal klasik Pixelmon oynayacağız sanırım artık. Öyle gözüküyor gibi. Daha fazla beklemekte hani... Daha fazla beklemek biraz kötü oluyor sizin açınızdan. Hani bekle bekle nereye kadar? Bir aydır beklediniz. Ondan sonra bir bölüm koyduk. Ondan sonra da hani yok. Devam etmedi. Çünkü haritada hani birkaç bölüm daha çekebiliriz de ondan sonra duracak. Ne olacak ondan sonra? Heh, yine birkaç ay beklemekte lüzum yok. Ondan dolayı büyük bir ihtimalle işte yeni bir seri başlayacağız. Pixel konusunda gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Ee, yani keşke o harita olsaydı çok güzel olacaktı. İlk başlarda da zaten ilk haritalarda baya troller oldu. Ondan dolayı zaten arkadaşlarım belki morali bozulmuş olabilir. Bazılarınınki bozulduğundan eminim. Diğerleri de belki yani diğerlerininki de bozulmuştur. Baya troller oldu. Hatta işte bir tane ee, adam var. Size şöyle resmi göstereyim arkadaşlar koyuyorum. Adam kaç tane görüyorsunuz burada hemen yok. Ee, nerede ya? 15 milyon daha o, o şeyi çekmemişim. Tüh. 15 milyon TNT koymuş koymuştu adam dünyaya. Leg etmeye falan başladı. Ben girmeye çalışıyorum olmuyor. Server restart atıyorum filan. Anlamadım gitti var ya bildiğin tüm dünyayı patlatacaktı böyle 15 milyon TNT tam patlatacaktı ben geldim gördüm adamı direkt banlamıştım orada hatırlıyorum ondan sonra silmeye çalıştık filan her neyse Pixelmon hakkında diyeceklerim bu kadar yani biraz hayal kırıklığına uğradım hatta biraz değil bayağı uğradım ee, ondan dolayı Pixelmon'dan bu kadar diyebileceğim Mountain Blade hakkında da kısa bir şeyler diyeceğim Mountain Blade çoğu arkadaş bilmiyorum yani herhalde görmüyorlar yaz yani yazdıklarımı okumuyorlar veya e, videonun tamamına bakmayıp tam o yere es geçiyorlar bazen diye düşünüyorum. İlk öncelikle şunu demek istiyorum. Mountain Blade'de eziksin falan işte kötü oynuyorsun hemen ölüyorsun abi falan filan lafları geliyor mesela sinirden beni. E, orada bir kere paylaşmıştım. Ha yok pardon, iki kere paylaşmıştım. Yine paylaşacağım burada. Mountain Blade'de ben normal düzeyde sizin oynadığınız düzeyde oynamıyorum. Hani 4'te bir hasara almıyorum. Ben orada hasar ayarlarında yani gerçek hasarı ayarlıyorum. Yani karşı adam sana mızrakla 30 vurabilecekse 30 vuruyor. 4'te 1 ile yani ama sen 30 yerine ne kadar alacaksın? Yani yedi buçuk 8 öyle bir şey alacaksın. Sen 7,5 hasar alacaksın ben 30 hasar alacağım. Ayarlardan dolayı. E şimdi tabii ki 2-3 mızrağa ölmem gayet normal. Yani dikkatsiz oynarsam hemen öl, yani ölebiliyorum. Öldüm de zaten bazen. Mesela geçen videoda başla yani girdim savaşa mızrağa kafayı yedim öldüm. Direkt öyleydi. Olay orada baya komikti. Ee, ondan dolayı hani bu yorumları yazmanıza gerek yok. Umarım yazanlar bu e, kısmı dinlerler diye ümit ediyorum. Yani ayarlar askerlerimin aldığı hasar benim aldığım hasar %100 ne kadar e, yani ben ne kadar yani baltamla 50 vuruyorsam adama o da aynı bana aynı hasarı verebilir. Yani hasar gerçektir. 4'te 1'i azaltılmamıştır. E, Mountain Blade hakkında bir de başka bir şey demek istiyorum. Abi niye ışınlanmıyorsun filan diye sorular geliyor. Ben de ona çoğunlukla cevap veriyorum ama herhalde yine duymuyorlar. Buradan yine sesleniyorum arkadaşlara veya bilmeyenler için. Hile kullanmak her türlü iyi değil. Eee bir de Mount Blade'de ben ışınlanacaksam o oyunun ne zevki kaldı ki arkadaşlar Allah rızası için. O oyunun ne zevki kaldı ki e ben yolda mesela bir tane düşmana karşılaşmayacaksam veya böyle 4-5 kişilik bir ordu 4-5 tane derebey ordularıyla benim üstüme gelmeyecekse ya da bir yerde sıkıştırıp kıstırmayacak yani sıkıştırmayacaklarsa e, yani veya esir düşmeyeceksen falan e, o zaman o oyunun bir zevki yok ki yani kreatifte Minecraft kreatifte yani şeye benziyor bu. Creeper tam yanında patlayacak hemen game mod 1 yazıyorsun veya e, işte bir dungeon içine giriyorsun. Öleceksin kreatif e, şey game mod 1 yaz çık içinden. Buna benziyor yani. Ben de böyle şeylerden işin gerçeği hoşlanmıyorum. Mountain Blade bilhassa ışınlanmayı kullanmamakta kararlıyım. Kullanmayacağım da. Çünkü oyunun diğer türlü zevki çıkmayacak. E, oyun zevkli ise benim açımdan tabi bu. Sadece işte o ışınlanmamaktan dolayı. Hani o köyden o köye gideceğim. İşte e, harami bulacağım. Tundra haydutu bulacağım. Bir tane derebeyi bulacağım. Öldüreceğim, keseceğim, biçeceğim falan filan. Hani bunlar bunların olmasını istiyorum. Ondan dolayı da kullanmayacağım. Onun için lütfen e, daha fazla bu tarz yorumlar yazmayın abi kullan kullan diye. Sıkıcı değil. Yani senin için sıkıcı olabilir ama oraya buraya ışınlanıp yani zaten eğer öyle yapsam Sanırım 20 bölümde tüm şeyi alırım ya herhalde. 20 bölümde bitiririm tüm ülkeyi. Hani tüm Kaladra Kaladria benim olur. Çünkü hani ışından kaleye savaş, asker topla, ışından asker, yani kaleyi al. Bu tarz yani böyle oynayacaksam zaten 20 bölümde biter çok da keyifli olmaz, sıkıcı olur. Evet, Mount Blade hakkında diyebileceklerim bu kadar. Aklıma gelenler buydu. Rahatım Lady yazmamıştım ama aklıma geldi. Hazır onu da bir paylaşayım dedim. Baya kısa konuşacağız dedik ama yani herhalde uzun olacak ama aslında uzun da olabilir. İnşallah çoğunu e, dinlersiniz. şimdi logo hakkında da birkaç yorum gelmişti. İşte ben bir aralar logo yapımı için bir e, yazı mı video mu yapmıştım hatırlamıyorum. Şu an tam emin değilim. İkisinden birisi ama kesin çünkü lo logo işte arıyoruz filan demiştik. Ee, bayağı resim geldi yollandı bize bayağı kişi işte yaptığını veya bulduğunu e, Photoshop'a koyup isis is, ucap gaming yazıp <laughs> o tarz şeyler oldu yani yapıp yolladılar bize şöyle diyeyim çoğu yollanan resim e, logo değildi bildiğimiz böyle resimdi yani nasıl ben e, Vay mesela benim e, şey ek e, ekran ekranda var mesela resim olarak ekran resmi olarak ağzına çakayım bir söyleyemedim. <laughs> e, aynı o tarz resimler yolladılar bana. Ondan dolayı e, logo da yani logo yarışmasını kazanan kimse yok. Gerçekten adam gibi logo yollayan yoktu. Birkaç tane vardı. Onlar da hani daha iyi şeyler bekliyorduk. E, ondan dolayı logo şeyini kazanan olmadı. Yarışması aslında yarışma değildi de. Gerçi bir şeyler demiştim orada hatırla. Yani, evet sanırım kaç özel hediye olacak demiştim ama olmadığı için maalesef yarışmayı kazanan olmadı. Onu demek istiyorum. Logo yapabilen birkaç tane kişi bulduk. Bakalım onlar uğraşacak. Umarım bir ay içerisinde bir logo ve güzel bir intro. Yani logo zaten olsa intromuz hazır. Çünkü logomuzla bir intro istiyoruz. O da işte tam eksik olan şey logo intro birlikte gelecek belki e, YouTube arka plan resmimiz de değişebilir duruma göre e, intromuz baya yani amatörce bir introydu işin gerçeği ilklerde yapmıştık işte hallemiyle <laughs> ancak o kadar bilgimizle o kadar yapabildik şimdi daha kaliteli bir intro yapacağız işte logomuz geldiği zaman logo hakkında bu kadar ondan sonra Minecraft niye gelmiyor işte survival niye çekmiyorsunuz abi filan geldi. iki haftadır en son bir video çekti. Ondan sonra işte 1.8 geldi. 1.8'i serverimize geçirdim. Daha doğrusu ilk önce bekledim. bizim server, server sunucusu işte normalde hani böyle modlar falan koyabiliyor. Mesela 1.7.8 vanilla var mesela oraya tıklıyorum hemen serveri ona göre ayarlıyor 1.8'i pardon 1.8'i bekledim ben de. Yani bayağıdır bekledim. Gelmedi. E hadi dedim kendime yükleyeyim o zaman. Kendimde yükleme imkanım var. Kendim kurdum 1.8'i. Haritayı koydum içine. E, ee, 1.8'de şöyle bir hata oluyor ara sıra. Yani daha doğrusu bayağı oluyor. E, ee, işte 0.5 saniyeden daha fazla sürdü. Ondan dolayı server crash veriyor filan. Yani bir crash olayı var de bir server çöküyor. Ee, bunu da araştırdım. Çoğu insanda da böyleymiş. Gerçekten bir problem varmış. İnşallah Mojang işte Minecraft düzeltir bu hatayı diye ümit ediyoruz. En kısa zamanda yani bir 1.8 bir, 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 8, bir e, güncellemesiyle düzeltirler diye ümit ediyorum. Çünkü gerçekten sıkıcı bir e, olay. Sadece multiplayer'de değil single player'de de böyle. E, ondan dolayı gerçekten 1.8 keyifle tadamıyoruz işin gerçeği bu. Ondan dolayı da Minecraft gelmedi. İşte hatta ilklerde işte birkaç ayar yapmadan önce servere giriyorum. 2 dakika yürüyemeyip server kapanıyordu. <laughs> Ondan dolayı baya birkaç gün giremedik. Ondan sonra işte yine dedim ettim bir şeyler düzeltmeye çalıştım. Ondan sonra yine düzgün olmaya başladı ama ikide bir crash verdi. Yani ara sıra crash veriyordu. Ondan dolayı sanırım Minecraft yani yakın vakitte gelmeyecek. Yani yakın vakit dediğim yani bu hafta içi değil de hafta sonu gelir büyük ihtimalle çekebilirsek tabi söz vermiyorum. Ee, cuma şey pazar veya pazartesi gelebilir. Söz vermiyorum dediğim gibi. Çünkü hata hata çıkabilir falan sıkıntı olur. Minecraft hakkında bu kadar. Minecraft server hakkında. Minecraft'te bu arada tabii ki de adam arıyorum. Ee, birkaç yani baya bir aday buldum İnşallah onlarla görüşüp Server alımları gerçekleştirilecek. Ee, Minecraft'te baya bir renklendirmek istiyoruz yani baya bir insanın katılmasını istiyoruz. İleride zaten görürsünüz. Ondan sonra ee, Aa yok bitmiş ya bu kadar. Evet sanırım bu kadardı. Çok uzun sürmedi umarım bakayım hemen. 23 dakika olmuş iyi çok değil. 40 dakika falan diye sürer diye korkmuştum işin gerçeği. 23 dakika gayet okey denebilir şekilde. Bayağı bol bol konuştum. Niye bazen video gelmiyor diye yazmışım bir de. Onu da cevapladım sanırım. Hani yani diğer konulara değinirken onu da hemen açıkladım zaten Amicraft mesela attık o konu Amicraft server sorunu yazdım mesela onu açıklarken oraya da değindim. Hexit, Rust falan onları da değindim. Yani niye video gelmediği belli arkadaşlar. İşte dediğim gibi şimdi bir de okullar açıldığı için bayağı sıkıntılı olacak gibi. Hallemi de önceden daha rahat çekebiliyordu şimdi taşındı ya bir de o da arkadaşı var ondan dolayı biraz sıkıntılı olacak onun için kendileri kendileri aynı üniversiteye gidiyorlar işte taşındılar öyle yani bir sıkıntı var o da arkadaşı var kendisinin o da işte hafta içi biraz çekmek sıkıntı olacak genelde hafta sonu çekebileceğiz sanırım her şeyi çekmeye çalışacağız en azından evet arkadaşlar sanırım bu kadar umarım vaktinizi boşa harcamış olmamışımdır olmuş olmamış mıdır? <laughs> Söyleyemedim. Ee, bu kadardı. Bilgilendirmelerim bu kadar. Uzun bir video oldu. Normalde bilgilendirme 5-10 dakika sürüyor. Bu 23 dakikayı geçti. Ama her şeyi umarım net ve açık bir şekilde açıklamışımdır. Dilimde ölmediyse kusura bakmayın. Ee, sabah çekiyorum şu an. Saat 8. <laughs> Sabahın köründe tam beynim net çalışmıyor ama yapayım dedim. Yani yapayım da kafamdan çıksın bu olay diye. Ee, evet arkadaşlar dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Umarım izlemekten değil dinlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir dahaki bilgilendirme videosunda görüşme diliyle, daha doğrusu Ulog'da görüşme diliyle diyorum ve sizlere hayırlı günler diliyorum. URF Gaming'den selamlarla, sağlıcakla kalın.